Melisa TV ekranından herkese mutlu akşamlar diliyoruz sevgili seyircilerimiz. Dünyadan, Türkiye'den ve Manisa'dan gelişmelerle bu akşamda karşınızdayız. Sevgili seyircilerimiz, Amerika Birleşik Devletleri dahil 10 ülkenin büyükelçiliği geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Osman Kavala'nın serbest bırakılması çağrısını yapmıştı. Yapılan paylaşımın ardından 10 ülkenin büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da istenmeyen adam talimatı verdi ve ülkeyi terk etmelerini istedi. Bunun üzerine ABD dahil 10 ülkenin büyükelçiliği geri adım attı. Ülkelerin iç işlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz açıklamasını yaptı. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu 10 ülkenin büyükelçileri Osman Kavala'nın serbest bırakılması gerektiğini savunarak sosyal medyadan paylaşım yapmıştı. Olayın ardından 10 büyükelçiye de tepkiler çığ oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada 10 büyükelçi için istenmeyen adam talimatı vermişti. Bunun üzerine ABD'nin Ankara Büyükelçiliği geri adım atarak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet edeceğini duyurdu. ABD Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise şunlar denildi. ABD 18 Ekim tarihli açıklamaya ilişkin bazı soruların yöneltilmesi vesilesiyle diplomatik ilişkiler hakkındaki Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit eder. ABD'nin yanı sıra Kanada ve Hollanda da aynı açıklamayı yaparak Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine uyacaklarını duyurdu. Finlandiya Ankara Büyükelçiliği ise ABD'nin açıklamasını sosyal medyadan paylaşarak sözleşmeye riayet edeceğini açıkladı. Sözleşmenin 41. maddesine göre devletlerin ayrıcalıklarına ve bağımsızlıklarına halel gelmeksizin bu gibi ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her büyükelçinin karşı devletin kanunlarına ve nizamlarına riayet etmesi gerekiyor. Ayrıca anılan devletin iç işlerine karışmamak da yine büyükelçinin görevi olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı kaynakları ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandığını bildirdi. Sevgili seyircilerimiz, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli üretim noktaları, satış noktaları ve toplu tüketim noktalarını kapsayan 7300 personelle 81 ilde 4 gün boyunca sürecek gıda denetimi seferberliğinin başlatıldığını duyurdu. Bakan Pakdemirli sonuçları da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağız dedi. Hayırlı sabahlar. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü binasında gıda denetimi seferberliği konulu basın açıklaması yaptı. Doktor Pakdemirli burada yaptığı konuşmasında gıda denetimlerinin 7300 personelle 365 gün boyunca devam ettiğini belirterek 2019 yılında 1.216.000, 2020 yılında ise 1.357.000 denetim yapıldığını hatırlattı. Bakan Pakdemirli, gıda denetimi seferberliğinin hem üretim noktaları, hem satış noktaları, hem de restoran, lokanta ve kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsadığını söyledi. Tüketici sağlığını en üst düzeyde tutma maksadıyla bir gıda denetim seferberliği başlattığımızı sizlere duyurmak için buradayız. 41 tane kamu laboratuvarımız var, 104 tane özel laboratuvarımız var. Bu denetimlerimizde de kapsamımız hem üretim noktaları, hem satış noktaları, hem de restoran, lokanta, kafe benzeri toplu tüketim noktalarını kapsıyor. 720 bin tane Türkiye'de kayıtlı gıda işletmesi var. Biz bu gıda işletmelerinin hepsi kayıt altında, hepsi de bir şekilde kontrol altında. Denetimlerin yapılmasında 3 esasın olduğuna dikkat çeken Bakan Pakdemirli, denetimlerin 365 gün devam ettiğine vurgu yaptı ve sonuçların şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu. Denetimlerimizi yaparken 3-4 tane esas var. Biri risk esaslı, yani burada bir risk var mı? Biri habersiz, habersizce gidip bakıyoruz. Şüphe veya ihbar durumunda denetimlerimizi yapıyoruz. Ayrıca dış ticaretle ilgili denetimlerimizde yine Gıda Kontrol Genel Müdürlüğümüz bünyesinde devam ediyor. Denetim böyle bir arada hep beraber kampanya şeklinde mi olur? Denetimlerimiz zaten 365 gün devam ediyor. Ama burada farkındalık, kamuoyu ve işletmeleri bilgilendirme, onlara rehberlik etme maksadıyla da
bu kampanyalı denetimlerimize de devam ediyoruz. Devam edeceğiz de. 25-28 Ekim tarihleri arasında bu denetimlerimiz sürecek. 4 gün boyunca 81 ilde 7300 gıda denetçimizle bu denetimlere denetimi icra ediyor olacağız. Sonuçlarını da şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşıyor olacağız. Yani sonuç ne çıktı? Bulgularımız şunlar, eksikler bunlar, alacağımız tedbirler bunlar şeklinde kamuoyuyla da şeffaf bir şekilde bunları paylaşıyor olacağız. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir diyen Bakan Pakdemirli vatandaşlara da seslendi. Şüphelendiğinizde ihbar edin dedi. En iyi denetçi tüketicinin kendisidir. O yüzden tüketicimiz şüphe duyduğu, endişe ettiği veya birebir karşılaştığı kötü bir durumla alakalı olarak mutlaka bize ihbarda bulunsun. Alo 174 gıda hattımız var. Alo 174'ü arayabilir tüketicilerimiz. Herhangi bir konuda şüphe etti, efendim bir markete gitti, bir yoğurdu aldı, baktı ben bunun tadını beğenmedim veya bunun içerisinde başka bir madde olduğunu düşünüyorum dediği anda biz bunları tetkikini yapar. En uygun zamanda da kendilerine evet şüphenizde haklıymışsınız veya hayır güvenle yiyebilirsiniz şeklinde cevabımıza da dönebiliriz. Bu restoranlar, toplu tüketim yerleri içinde geçerli. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, aşıları tamamlanan öğretmenlerin oranının %93 olduğunu söyledi. Aşı olmamış, hastalığı geçirmiş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranının da %5 olduğunu ifade eden Bakan Özer, sonuç itibariyle en az 2 doz aşı olmuş veya bağışıklık kazanarak antikor oluşturmuş öğretmen oranımız şu an itibariyle %92. Bu oran Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Eğitim Meclisi toplantısı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Özer burada yaptığı konuşmasında eğitimde fırsat eşitliği probleminin Türkiye'nin kronikleşmiş sorunu olduğunu ve bununla mücadele ettiklerini belirtti. İşte Covid süreci yüz yüze eğitime ara verilmesi bu kronik sorunumuzu biraz daha kronikleştirdi. Onun için 6 Ağustos'ta görevi devraldığımdan itibaren ağırlıklı olarak okullara kapatma lüksümüzün olmadığını, okulların ilk açılması ve son kapatılması gereken yerler olduğunu, hatta sonraki konuşmalarımda da ağırlıklı olarak okulların açık kalmasının bir eğitim meselesi değil, bir milli güvenlik meselesi olduğunu vurguladım. Öğretmenlerin yüz yüze eğitimin devam etmesi için aşılarını olduklarını ve aşılanma oranlarının çok yüksek olduğunu kaydeden Özer, bugün itibariyle birinci doz aşılarını tamamlamış öğretmen oranı %93, ikinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranı ise %87 ifadelerini kullandı. Bugün itibariyle birinci doz aşılarını tamamlamış olan öğretmen oranı %93. İkinci doz aşısını tamamlamış öğretmen oranı ise %87. Aynı zamanda aşı olmamış ama bağışıklık kazanarak bir şekilde hastalığı geçirmiş ve antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız da %5. Yani sonuç itibariyle en az 2 doz aşı olmuş veyahut da bağışıklık kazanarak antikor oluşturmuş olan öğretmen oranımız şu an itibariyle %92. Ve bu oran Türkiye ortalamasının çok çok üzerinde. Sağlıktan haberlerle devam edelim. Meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Profesör Doktor Doğan Uncu en yaygın kadınlarda görülen meme kanserine dikkat çekti. Erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı Uncu. Her 8 kadından birinin meme kanserine yakalanma riski olduğunu ifade etti. Meme kanseri farkındalık ayı kapsamında açıklama yapan Ankara Şehir Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Profesör Doktor Doğan Uncu hastalık hakkında önemli bilgiler aktardı. Uncu meme kanserinde erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı. Bizim gibi meme kanserinde erken teşhis çok önemli. Her bayanın, her kadının hayatı boyunca her 8 bayandan birinin meme kanserine yakalanma riski var. Aslında biz kanser olmaktan korkma,
geç kalmaktan kork diyoruz. Kendi kendine meme muayenesi, meme kanserinde erken teşhiste oldukça önemli. 40 yaşın üstünde aslında sağlıklı her bayanda yıllık mamografi önerilmekte. Ancak kendi kendine meme muayenesi de erken teşhisin önemli bir parçası. Profesör Doktor Uncu, kendi kendine muayenenin nasıl olması gerektiğini de şu sözlerle anlattı. 20 yaş üzerinde her bayan ayda bir özellikle duş alırken memesini hem sağ hem sol memesini hem koltuk altını hem boyun bölgesini eliyle yumuşak dokunuşlarla dokunup eline gelen bir sertlik, bir şişkinlik farklı bir oluşum var mı? Hani bu konuda öneriyoruz ve bu şekilde eline gelen bir kitle olması durumunda da en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurması gerekiyor. Bu şekilde erken teşhisle hakikaten hayat kurtulabilir. Meme kanserinin kadınlarda çok yüksek oranda görüldüğünü sözlerine ekleyen Uncu, her 8 kadından birinde hastalığın görüldüğünü belirtti, erkeklerde de meme kanserine rastlandığına dikkat çekti. Meme kanseri bayanlarda oldukça yüksek bir oranda gözleniyor. Her 8 bayandan biri hayatı boyunca meme kanserine yakalanabiliyor. Aynı zamanda erkeklerde de tüm meme kanserlerinin %1'i erkeklerde de ortaya çıkabiliyor. Meme kanseri sadece bir kadın hastalığı değil, nadir de olsa erkeklerde de oluşabiliyor. O yüzden bu konuda özellikle bayanların ama erkeklerin de farkında olmalarını istiyoruz. Sevgili seyircilerimiz, Profesör Doktor Haluk Çokuğraş çocuklarda COVID dışı solunum yolu salgınlarında ciddi artış görüldüğünü açıkladı. Toplumun 12 yaş üstü %80-85'lik kısmının 2 doz aşılanması gerektiğini belirtti. Maskesiz gezen vatandaşları da uyardı. Türk Pediatri Kurumu tarafından çocuk ve şiir temasıyla düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sona erdi. Yüzlerce çocuk doktorunun katıldığı kongrede COVID-19 ve çocuklar üzerindeki etkisi tartışıldı. Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Dernek Başkanı Profesör Doktor Murat Duman, COVID-19 döneminde çocuk acillerdeki vaka durumları hakkında bilgiler verdi. Murat Duman, bu dönemin başlangıcında çocuk COVID vakalarının az görülmesine rağmen son aylarda Delta varyantından sonra acil servislere gelen çocuk vakalarında da artış gördüklerinin altını çizdi. Delta varyantından sonra acil servislere gelen COVID vakalarında, çocuk COVID vakalarında bir artış olduğunu görüyoruz. Yalnız bu dönemde, yani bu sonbahardaki, geçtiğimiz sonbahardan farklı olarak şu anda diğer viral enfeksiyonlar da, COVID dışı viral enfeksiyonlar da çok sık olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anda rinovirüs dediğimiz nezle virüsü, parainfluenza virüsü akciğerde, RSV virüsü gibi diğer viral enfeksiyonlar da birlikte ve çocuklarda viral enfeksiyonlarda belirgin bir artış var. Yine çocuk COVID vakalarında da bir artış var. Acil servislere gelen ve bizim test örnek aldığımız hastaların bir kısmı, büyük bir kısmında da yine %15 civarında pozitiflik oranlarına sahibiz. Biz dernek olarak tüm Türkiye'deki acil servislere gelen ve PCR'ı pozitif çıkan COVID vakalarını topladık. Bu delta virüs varyantı çıkmadan önceki döneme ait olan 14 aylık verileri topladık. Yaklaşık 9000 çocuk vakayı toplamıştık burada. Ve burada gördüğümüz şey, gerçekten de çocuklarda o dönem için COVID vakaları hafif seriyordu. Kritik ve ağır hasta dediğimiz grup tüm olguların %1'ini oluşturuyordu. Ve yine bunların yoğun bakıma yatış oranları %1-2 arasında değişmekteydi. Bu pandemi döneminde biz hem COVID ile hem de COVID dışı diğer viral enfeksiyonlarla daha fazla meşgul olacağız gibi gözüküyor. Çünkü acil servislere başvuru oranları çok belirgin olarak artmış durumda. Sevgili seyircilerimiz, COVID-19'un yanı sıra çocuklarda solunum yoluyla ilgili sıkıntılar da arttı. ...56. Türk Pediatri Kongresi'ne katılan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyonları Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Haluk Çokuğraş çocuklardaki vaka artışını değerlendirdi. Okulların açılmasıyla COVID ile birlikte solunum yolu salgınının ciddi artışta olduğunu açıkladı. Okulların açılmasıyla tabii ki bulaş daha fazla arttı. Hem COVID olguları çocuklar arasında arttı. Bir başka çok önemli şey daha oldu. İnanılmaz bir COVID dışı solunum yolu enfeksiyonu salgını var. Yani çocuklarda işte
soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu, işte bronşit, bronşiyolit gibi bir takım hastalıklara yol açan virüsler o kadar fazla ki bizim acil servislere başvuran hasta sayısı son bir ayda 3 misline falan çıktı. Doktor Çokuraş, COVID ve gripin belirtilerinin de birbirine benzediğini ekledi. Çocuğun işte burnu akıyor, öksürüyor, işte belki ateşi var. Bu bir COVID midir, değil midir? Bu hem anne babalar için bir sorun, hem okullar için bir sorun, hem de tabii doktorlar için ciddi bir yük oluşturuyor. Bu nedenle önümüzde bizi hakikaten zor bir kış bekliyor. Çokuraş, salgının yavaşlatılması noktasında erişkinler kadar 12-18 yaş üzeri çocukların da en az %80-85, mümkünse en az 2 doz aşılanması gerektiğinin altını çizdi. Bu delta varyantıyla toplum bağışıklanması için Türkiye'nin %80-85 oranında aşılanması gerektiği artık kabul ediliyor. Burada sadece 18 yaş üstünün aşılanmış olması yeterli değil, bütün toplumun %80-85'in aşılanmış olması gerekiyor. Küçük çocuklar için henüz aşı olmadığını da düşünecek olursak, yani neredeyse 12 yaş üstü herkesin aşılanmış olması gerekiyor. Sokakta COVID yokmuş gibi bir hava olmasını eleştiren Çokuraş, 4. dalga aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak dedi. Maskeler asla takılmıyor veya çok kötü takılıyor. Aşağı yukarı 3 kişiden ikisi falan doğru düzgün maske takmıyor. Fauci öyle bir laf söylemişti. Bu 4. dalga aşısızların dalgası olacak diye. Doğru. Hastaneye yatan vakaların çok önemli bir kısmı aşısızlar. Ama ben buna bir şey daha ekleyeyim. Aşısız ve maskesizlerin pandemisi olacak gibi gözüküyor. Ve Manisa'dan haberlerle devam edelim. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve 696 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kadroya geçirilen 4600 hizmet alım personelinin banka promosyonları ile ilgili bir bankayla anlaşmaya varıldığını müjdeledi. Anlaşmayla personele 4400 lira ödeme yapılacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kadroya geçen personeller için özel bir bankayla maaş promosyon anlaşması imzaladı. Promosyon anlaşmasının ardından 4400 lira ücretin personellerin hesabına yatacağı belirtildi. Göreve geldikleri ilk günden itibaren Manisa Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan her bir personelin özlük hakları noktasında adilane bir tutum içinde olduklarını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu tutumumuz banka promosyonu noktasında da geçerli. Açık ihale usulüyle gerçekleştirdiğimiz maaş ödeme ihalesinde en yüksek teklifi veren bankayla yapacağımız maaş sözleşmesi kapsamında hizmet alım personellerimizin hesaplarına 4400 lira promosyon ücreti yatacak. Biz büyük bir aileyiz ve bu ailenin her bir ferdinin mutluluğunu da düşünmek durumundayız. O açıdan promosyon anlaşması hayırlı uğurlu olsun," diye konuştu. Sevgili seyircilerimiz, Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde 10 yaşındaki bir kız çocuğu kayanın üzerinde fosil yapısına benzer dişleri fark etti ve hemen babasına bu yapıyı gösterdi. Durum ilgililere iletilince fosile benzeyen yapı koruma altına alındı. Uzmanlar çalışmalarına başladı. Bulunan parçanın bir fosile ait olabileceği ve milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir keşif yapabileceği üzerinde durulurken fosil Manisa Müzesi yetkilileri tarafından teslim alındı. Fosili teslim alan yetkililer yapılacak incelemenin ardından fosilin neye ait ve kaç yıllık olduğunun belirleneceğini açıklayacak. Manisa'nın Yunus Emre ilçesinde bulunan Yuntağ bölgesindeki Üçpınar mahallesinde yaşayan 10 yaşındaki Elçin Ercan, babası Taşkın Ercan ve dayısı Engin Karaağaç'la birlikte tarladan dönüş yolundayken tarlanın kenarındaki bir kayanın üzerindeki diş yapısını fark etti. Hemen kayanın yanına giden küçük Elçin yapıya dikkatlice baktığında fosil olabileceğini düşünerek babası ve dayısına haber verdi. Üstünde dişler var diye söyledim. Babamla dayım geldiler, baktılar. Bunlar bu fosil dedik, eve getirdik sonra. Bir taş gördüğünü, üzerinde dişler var
gibi diye söyledi. Beraber abimle gittik, baktık, ne olduğunu ilk başta biz de anlayamadık. Fakat diğer parçalarını da bulunca yanında bunun bir hayvana ait ve bayağı bir fosilleşmiş vaziyette olduğunu gördük. Kayayı inceleyen baba ve dayı kayadaki yapının fosilleşmiş bir hayvana ait olabileceği düşüncesiyle muhafaza altına alarak ilgililere haber verdi. Kayadaki yapının ne olduğununsa yapılan incelemelerin ardından kesinlik kazanması bekleniyor. Bu diğer kalan parçalarını da bulduk. Ondan sonra İl Kültür Müdürlüğü'ne haber verdik. Yetkililere bekliyoruz. Öte yandan bulunan parçaların bir fosile ait olabileceği ve milyonlarca yıl önce yaşayan hayvan türlerinin ortaya çıkarılmasında önemli bir keşif yapılabileceği üzerinde duran Manisa Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi ve Ayıgayı Antik Kenti Kazı Başkanı Doçent Doktor Yusuf Sezgin, Yuntdağ bölgesinin kültürel ve arkeolojik miras açısından önemli olduğunu söyledi. Aynı bölge içerisinde yer alan Osmancalı Mahallesi'nde de fosil ağaç ormanı olduğuna dikkat çeken Sezgin, yapının incelenmesi ve daha sonrasında fosil yataklarının ortaya çıkarılması gerektiğini işaret etti. Manisa'nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri yaşanan zehirlenme vakaları sonrası ortaya çıkan ıspanak krizine tepki gösterdi. Üreticiler ürünlerinin zehirli olmadığını söyleyerek kameralar karşısında çiğ ıspanak yedi. Yani biz ıspanakları sağlıklıkla yiyebiliyoruz. Ürettiğimiz malları önce kendi çocuklarımıza yediriyoruz. Manisa'nın Salihli ilçesindeki ıspanak yetiştiricileri, Giresun'da yedikleri ıspanakların arasına karışan avrat otu nedeniyle zehirlendikleri öne sürülen 6 kişinin haberleri sonrası yeni bir kriz yaşamanın eşiğine geldi. Yetiştirdikleri ıspanakları hallere satamadıklarını söyleyen üreticiler bu nedenle fiyatların da düştüğünü ifade etti. Yaklaşık 10 yıldır ıspanak üretiyoruz. Son 2 yıldır ıspanak üzerine oynanan oyunlardan dolayı zarar etmekteyiz. Şu anki gündeminde olan ıspanak zehirlenmelerinden dolayı hasadı gerçekleştiremiyoruz. Mallarımızı satamıyoruz. Bizim Salihli Ovası'nda yetiştirdiğimiz ıspanaklar gayet sağlıklı ve düzgün ıspanaklardır. İçerisinde herhangi bir yabancı ot, ilaç kalıntısı olmayan, tamamen doğal olan, saf ve temiz bir ıspanaktır. Biz ıspanak yetiştiriyoruz, zehir yetiştirmiyoruz. Bizim Salihli Ovası'nda ıspanak başladığı zaman bir oyunlar dönüyor. Ama ne oyunu bilmiyorum. Yani bu ıspanakta mı yoksa başka bir şeyde mi bilmiyorum. Tarlada çalışan işçilerden Yıldız Taş da ıspanak hakkında çıkan haberlere tepkiliydi. Ben bugün her gün ıspanaktayım. Bu ıspanak her gün getiriyorum eve. 30 seneye yakın çalışıyorum bu ıspanaktayım. Getiriyorum, pişiriyorum, yiyorum, hiçbir şeysi yok. Bazı gün bile yıkamadan yiyorum. Yine bir şeysi yok. Tertemiz ıspanak. Sonbaharın gözde ürünü ıspanak krizi vatandaşı tedirgin ederken fiyatları ise 1-1,5 liraya kadar düşürdü. Hangi oyunlar oynanıyor bilmiyoruz ama şimdi 5 lira 6 liradan başlayan ıspanağımız birden düştü 1 liraya 1,5 liraya. Hallerden olumsuz haberler geliyor. 1 lira çıkıyor zehri diyor ve bizim köylümüzün çiftçimiz ürettiği mal maalesef elimize kalıyor, elimize patlıyor. Salihli Ovası'nda yetişen ıspanağımız, inanın Türkiye hiç yetişmiyor. Çiftçimiz bilinçli. Altı ilaçları il tarımdan, iç tarımdan, zil odasından bilgi alarak dağıtıyorlar. Hepsi rahat rahat, gönül rahatlığıyla sofralarımızda yenebilecek kapasitede. Bizler kendilerimiz, çocuklarımız, yeğenlerimiz, çalışanlarımızla beraber bunu yiyorsak, tüm Türkiye bunu rahatla yiyebilsin. Zehir değil, ıspanak istiyoruz. Yunus Emre Belediyesi Topçu Asım Mahallesi Hanımlar Lokali'ndeki kursa katılan kadınlar ahşabı süsleyerek dekoratif hale getiriyor. Kadınlar burada hem öğreniyor hem de ev ekonomilerine katkı sağlıyor. Sağ
Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında Yunus Emre Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren hanımlar lokalinde eğitim alan kadınlar için hem sosyalleşme hem de kendini geliştirme imkanı sunuyor. Yunus Emre Belediyesi Topçu Asım Mahallesi Hanımlar Lokali ve meslek edindirme kursunda düzenlenen dekoratif ahşap süsleme kursuna katılan kadınlar kendilerini geliştirerek üretmenin keyfine varıyor. Düzenlenen kursta eğitim alan kadınların ev ekonomisine de katkı sunmaya başladığını belirten el sanatları öğretmeni Dilek Tütüncü eğitimle ilgili bilgi verdi. Birkaç kursiyerim artık sipariş üzerine çalışmaya da başladı. Bu tabii kendilerini daha özgür hissetmelerini sağlıyor ve kendi ayaklarının üzerinde basmalarına sebep veriyor. Eğitime katılan kursiyerlerden Lütfiye Karaca da kursla sosyalleşme imkanına kavuştuklarını belirtti. Çok güzel. Yani dışarıda da devam ettiriyoruz buradaki arkadaşlarımızla. Görüşüyoruz sürekli. Terapi gibi geliyor bize. Çok memnunuz. Sevgili seyircilerimiz, Manisa'da 2 yıl önce 11 yaşındayken cinsel istismara maruz kalan ve uyuşturucu batağına düşen 13 yaşındaki kızının kurtarılması için yardım çağrısında bulunan acılı anne Elif Kaya, 25 gündür kayıp olan kızının bulunarak tedavi altına alınmasını istedi. Sık sık evden kaçan ve sürekli uyuşturucu krizine giren kızını zapt etmekte zorlandığını gözyaşları içinde anlatan anne, bir anne olarak içinin yandığını ve kızının her geçen gün erimeye devam ettiğini söyledi. Gel, arkandayız. Ne olursa olsun. Gel kızım. Manisa'da 2 yıl önce 11 yaşındayken komşuları tarafından cinsel istismara maruz kalan ve psikolojik tedavi görmeye başlayan 13 yaşındaki DK son 2 yıl içinde evden defalarca kaçarak uyuşturucu kullanmaya başladı. En son kaybolduğunda yanında bulunan erkek arkadaşı gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılırken DK'nın 25 gündür yine kayıp olduğu öğrenildi. Acılı anne Elif Kaya kızının bulunmasını ve tedavi edilmesini istedi. Evim ateş olmuş kızım. Gel anne. Derdime derman olsun abi. Nereye gidiyorsam, nereye yapıyorsam derdime derman bulamıyorum. Kızı bulunduktan sonra evde 7-8 gün boyunca kilitli kapılarla yaşadıklarını aktaran ve küçük kızını okula götürmek için evden çıktığı sırada kızının yeniden ortadan kaybolduğunu anlatan Elif Kaya, kızının uyuşturucu krizine girdiğinde kendini kaybettiğini söyledi. Benim kızım 16 gün kayıptı. İstanbul'a gittim. İstanbul'dan tekrardan Manisa'ya döndüm. Manisa'dan kızımı yurttan aldım. Yurttan aldığım gece zaten 7-8 gün boyunca kapı kilitli yaşadık. Bir anda çocuğumu okula götürdüm. Okula götürürken ama gitti ama kaçırıldı, herhangi bir hiçbir bilgim yok. Anne Kaya kızının bulunması için yetkililere seslendi. Ben sayın yetkililerine sesleniyorum. Ne olursunuz yavrumu bulun ve tedavisini üstlenin. Tedavi olsun. Devlet koruma altında kalsın. Ben baş edemiyorum. Edemiyorum. Sizlere sesleniyorum. Ne olursun, bu benim değil, sizin evladınız olabilir. Benim kızım böyleyken bir başkasına bulaştırır. Bir başkasına bulaştırır. Ne olur, benim ciğerim yanıyor, sizinki yanmasın. Yalvarıyorum, gören, duyan, bilen varsa polis yetkililerimle başvursunlar. Şimdi 25 gündür benim gecem gündüzüm belli değil. Sevgili seyircilerimiz, Manisa'dan haberlerle devam ediyoruz. Su faturalarıyla tahsil edilerek ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama bedellerinin her ilçede farklı olması ve bu ücretlerde ilçeler arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi, MASKİ Genel Müdürlüğü ve 17 ilçe belediyesinin katılımıyla bir toplantı düzenlendi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başlatıldığını söyledi. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcımız
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından su faturalarıyla tahsil edilip ilçe belediyelerine aktarılan katı atık toplama ücretleri hakkında görüş alışverişinde bulunmak üzere toplantı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Fatih Öztürk'ün yönettiği toplantıya 17 ilçeden belediye başkan yardımcıları, MASKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Fehmi Özcan, ilçe belediyelerinin mali hizmetler müdürleri, temizlik işleri müdürleri ve konuyla ilgili personeller katıldı. Toplantıda katı atık toplama ücretlerinin belirlenmesinde tam maliyet hesaplarının nasıl yapılacağı, maliyet detayları ve hesaplamalar için gereken bilgi ve belgelerin nasıl hazırlanması gerektiği üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İlçe belediyelerinden Kasım ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında yapılacak olan bütçe görüşmeleri öncesinde incelenmek üzere katı atık toplama ücretlerinin hesaplamalarında kullanılmış olan veriler içerisinde bulunan maliyet detayları istendi. Toplantıda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, 17 ilçede uygulanan katı atık toplama ücretleri arasında ciddi farklar olduğunu belirtti. Vatandaşları ve belediyeleri mağdur etmeyecek şekilde ücretlerde görülen bu farklılıkların azaltılması için tekrardan hesaplanma yapılması gerektiğini söyleyen Güzgülü, yapılacak olan çalışmanın önemi ve aciliyeti için gerekli belgelerin belirlenen tarihe kadar hazır edilmesini istedi. MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, katı atık toplama ücretlerinin her ilçede farklı uygulanması, bu uygulanan fiyat politikaları arasında da ciddi farklılıkların olmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla katı atık toplama ücreti bedellerinin yeniden hesaplanması için çalışmaların ivedi bir şekilde başladığını belirtti. Çevik, hem vatandaşlarımızın haklarını gözeterek hem de hiçbir ilçe belediyesini mağdur etmeyecek şekilde katı atık toplama ücretlerinin tekrardan hesaplanması için çalışmalarımızı başlattık. İlçe belediyelerinin katı atık toplama ücreti hesaplamalarında kullanılan veriler içerisinde bulunan araç kilometreleri, kullanılan yakıt miktarı, personel giderleri, kullanılan ekipmanlarla satın alınan araçların cins ve bedelleri gibi maliyet detaylarını Kasım ayı Büyükşehir Meclis toplantısında yapılacak olan bütçe görüşmelerinden önce inceleyeceğiz diye konuştu. Sevgili seyircilerimiz, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette 701 şişe kaçak alkol ile 195 sigara bandrolü ele geçirildi. Manisa'da yapılan operasyonda 701 şişe kaçak içki ile 195 sigara bandrolü ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol uygulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde durdurulan KB yönetimindeki kamyonette arama yapan ekipler 701 şişe kaçak içki ile 195 adet kesilmiş sigara bandrolü ele geçirildi. Yapılan kontrollerde durdurulan KB yönetimindeki kamyonette arama yapan ekipler 701 şişe kaçak içki ile 195 adet kesilmiş sigara bandrolü ele geçirdi. Kamyonet sürücüsü KB gözaltına alındı. Ve spordan gelişmelere bakalım. Bir de Manisa Futbol Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında U12 Futbol Şenliği düzenleyecek. U12 Futbol Şenliği'ne Manisa ve ilçelerinden 23 takım katılacak. Manisa Futbol Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 2012 doğumlu sporcuların katılacağı futbol şenliği düzenliyor. 29 Ekim 2021 Cuma günü Tevfik Lav ve Necmi Temizer spor tesislerinde gerçekleştirilecek olan U12 futbol şenliğine Manisa ve ilçelerinden 23 takım katılacak. Manisa Futbol Kulübü altyapı sorumlusu Özcan Nalbantlar açıklamasında, Manisa Futbol Kulübü olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı U12 futbol şenliğiyle kutlayacak olmaktan dolayı çok gururluyuz. Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle U12 futbol şenliğimizi gerçekleştirememiştik. Manisa ve ilçelerinden 23 takımın katılacağı Cumhuriyet ruhuna yakışır bir futbol şenliği olacağına inanıyorum. Şenliğimize katılacak olan tüm takım ve sporcularımıza başarılar diliyorum dedi.
Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı Bursa'da karşılaştığı Final Spor'a 83-80 mağlup oldu. Şimdi Watkins ikili oyunda başarı var, basketi buluyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor basketbol takımı Türkiye Basketbol Ligi'nin 4. haftasında Bursa'da Final Spor'la karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan temsilci ilk periyodu 22-17'lik skorla önde geçti. İkinci periyotta da iyi olan ekibin karşısında son bölümde bulduğu sayılarla maçı ortak olan Final Spor karşısında soyunma odasına 45-42 önde giden taraf oldu. Karşılaşmanın ikinci yarısında ilk bölümünde iki takım da sayı bulmakta zorlandı. Üçüncü periyodun ilerleyen dakikalarında oyun üstünlüğünü ele geçiren dev adamlar final periyodunda 67-61 önde gitti. Final periyodunda 10 sayılık bir avantaj yakalayan temsilci de son bölümde oyundan düştü. Mücadele Final Spor'un 83-80'lik üstünlüğüyle sona erdi. Fatih Can Titiz 23 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu. Diante Watkins, Sercan Topçu ve Murat Kozan da çift haneli sayı üretti. Bursa temsilcisi Final Spor temsilcimiz son setteki 10 sayılık farkı koruyamadı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Jimnastik Takımı sporcuları Manisa'da düzenlenen kulüpler arası Türkiye Şampiyonası'nda 11 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalyayla toplamda 21 madalya kazandı. Aerobik Jimnastik Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası Manisa'da Muradiye Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 150'ye aşkın sporcunun yer aldığı şampiyonada Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları müsabakalara damgasını vurdu. 15-17 yaş kategorisindeki erkekler ve kızlarda alınan sonuçların ardından Manisa Büyükşehir Belediyespor Türkiye şampiyonu olurken 12-14 yaş trio kategorisi takımlar şampiyonluğunda da Türkiye ikincisi olmayı başardı. Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu üyesi Ali Caner Vatansever, aerobik jimnastik kulüpler arası Türkiye şampiyonasına başarılarıyla damga vuran sporcuların ışıl ışıl parladığını belirterek, "Sporcularımızı tebrik ediyorum. 2022 yılında yapılacak olan ulusal ve uluslararası turnuvalara hazır olduklarını mesajını veren sporcularımızla gurur duyduk. Başarılarının devamını diliyorum." diye konuştu. Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'nda 176 sporcunun katıldığı organizasyonda Manisa Büyükşehir Belediyesporlu Zilan Ertem birinci olurken Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Kadın Takımı sporcuları da Yalova'da gerçekleştirilen ikinci kivi koşusunda önemli başarılar elde etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'nın 5.'si yapıldı. Turnuvaya 13 ilden 158 sporcu katılırken turnuvada ilk kez Azerbaycan, Kırgızistan ve Rusya Federasyonu'ndan 18 sporcu ter döktü. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu başarılı judo sporcusu Ziran Ertem Manisa'yı gururlandırmaya devam ediyor. Turnuvada genel klasmanda dereceye giren takımlar arasında Manisa Büyükşehir Belediyespor Zilan Ertem'le birinci oldu. Birincisi Zilan Ertem Manisa. Manisa Büyükşehir Belediyespor bünyesindeki sporcular farklı alanlarda elde ettikleri başarılarla Manisalıların göğsünü kabartmaya devam ediyor. Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde yapılan Kivi Festivali kapsamında ikinci kivi koşusu gerçekleştirildi. Farklı kategorilerde 500 sporcunun yer aldığı koşularda Manisa Büyükşehir Belediyespor Atletizm Kadın Takımı sporcuları da başarılı sonuçlarla yarışı tamamladı. Manisa Büyükşehir Belediyesporlu sporcular kadınlar 5 kilometre koşusunda şu dereceleri elde etti. Başak Yaprak Boğan 21 dakika 23 saniye ile birinci, Şükran 21 dakika 59 saniye ile ikinci, Büşra Kaya 22 dakika 24 saniye ile üçüncü oldu. 10 kilometrede yarışan Özlem Işık da koşuyu 44 dakika 35 saniyede tamamladı ve genel klasmanda 4. sırada yer aldı. Sevgili seyircilerimiz, bu akşam da Manisa TV ana haber bülteninin sonuna geldik. Bültenimizin hemen ardından dünyadan gelişmelerin yer aldığı dünya turumuz ekranlarınızda olacak. Mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.